Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. 11. lema, 8. nükte. Fe'in tevellev fequl hasbiyallah'dan evvelki olan لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ اِلَى اَهِرْ ayeti, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın ümmetine karşı kemal-i şefkat ve nihayet refetini gösterdikten sonra şu fe'in tevellev ayetiyle der ki, ey insanlar, ey Müslümanlar, böyle hadsiz bir şefkatiyle sizi irşad eden ve sizin menfaatiniz için bütün kuvvetini sarf eden ve manevi yaralarınız için kemal-i şefkatle getirdiği ahkam ve sünnet-i seniyesiyle tedavi edip merhem vuran şefkatperver bir zatın bedihi şefkatini inkar etmek ve göz ile görünen re'fetini ittiham etmek derecesinde onun sünnetinden ve tebliğ ettiği ahkamdan yüzlerinizi çevirmek ne kadar vicdansızlık, ne kadar akılsızlık olduğunu biliniz. Ve ey şefkatli Resul ve ey re'fetli Nebi, eğer senin bu azim şefkatini ve büyük re'fetini tanımayıp akılsızlıklarından sana arka verip dinlemeseler, merak etme. Semavat ve arzın cünudu tahtı emrinde olan arş-ı azim-i muhitin tahtında saltanat-ı rububiyeti hükmeden Zat-ı Zülcelal sana kafidir. Hakiki muti taifeleri senin etrafına toplattırır, seni onlara dinlettirir, senin ahkamını onlara kabul ettirir. Evet, şeriat-ı Muhammediye ve sünnet-i Ahmediye'de hiçbir mesele yoktur ki müteaddit hikmetleri bulunmasın. Bu fakir bütün kusur ve acizimle beraber bunu iddia ediyorum ve bu davanın ispatına da hazırım. Hem şimdiye kadar yazılan 70-80 Risale-i Nuriye, Sünnet-i Ahmediye'nin ve Şeriat-ı Muhammediye'nin aleyhissalatü vesselam meseleleri ne kadar hikmetli ve hakikatli olduğuna 70-80 şahidi sadık hükmüne geçmiştir. Eğer bu mevzuya dair iktidar olsa, yazılsa 70 değil belki 7000 risale o hikmetleri bitiremeyecek. Hem ben şahsımda bil müşahede ve zevken belki 1000 tecrübatım var ki mesail-i şeriatla sünnet-i seniye düsturları emraz-ı ruhaniyede ve akliyede ve kalbiyede, hususan emraz-ı içtimaiyede gayet nafi birer devadır bildiğimi ve onların yerini başka felsefi ve hikmetli meseleler tutamadığını, bil müşahede kendim hissettiğimi ve başkalarına da bir derece risalelerde ihsas ettiğimi ilan ediyorum. Bu davamda tereddüt edenler Risale-i Nur eczalarına müracaat edip baksınlar. İşte böyle bir zatın sünnet-i seniyesine elden geldiği kadar ittibaya çalışmak ne kadar karlı ve hayat-ı ebediye için ne kadar saadetli ve hayat-ı dünyeviye için ne kadar menfaatli olduğu kıyas edilsin. Devam edelim mi yoksa başa alalım abi? Tamam. Sekizinci nükte. Fe'in tevellev fequl hasbiyallah'tan evvelki olan لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ اِلَى اَهِرْ ayeti, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın ümmetine karşı kemal-i şefkat ve nihayet re'fetini gösterdikten sonra şu fe'in tevellev ayetiyle der ki, ey insanlar, ey Müslümanlar, böyle hadsiz bir şefkatiyle sizi irşad eden ve sizin menfaatiniz için bütün kuvvetini sarf eden ve manevi yaralarınız için kemal-i şefkatle getirdiği ahkam ve sünnet-i seniyesiyle tedavi edip merhem vuran
şefkatperver bir zatın... Burada bir dakika duralım. Bakın, yani şu son cümle, yani yaralar için, hastalıklar için ne lazım? Merhem lazım değil mi? İlaç. Tedavi ne olur? Cenab-ı Hakk'ın Şafi isminin tecellisi, doktora gidersin, eczacıdan ilaç alırsın, kullanırsın, Cenab-ı Hak da şifa verir. Maddi hastalıkların şifası için nasıl eczahaneye gidiyor, doktorlardan müracaat edip ilaç alıyorsak, manevi, kalbi ve ruhi ve aklı hastalıklarımızın da merhemi nedir? Sünnet-i seniyedir. Evet. Şimdi Müslümanın bu cümleyi alemine nakşetmesi lazım. Sünnet edeptir, sünnet şefkattır, sünnet muadelettir, sünnet rıfktır, yumuşaklıktır, sünnet itidaldır, dengedir, sünnet insanlar arasındaki maddi ve manevi dengeyi ne yapmaktır? Tesis etmektir. Sünnet Kur'an'dan neban etmiş olduğu için şifadır, devadır, manevi gıdadır. İşte Peygamberimizin bakın hassiz bir şefkati var ve bütün kuvvetiyle ümmetinin imdadına yetişmiş ve sünnet-i seniye, evet, maddi ve manevi bütün hastalıklarımızı tedavi eden en kuvvetli manevi bir merhemdir. Bunu Müslümanın ne yapması lazım? Ademine nakşetmesi lazım. Demek sünnette yaşarsak, daha açıkçası sünneti hayatımızın merkezine getirirsek, firdevsi bir cenneti dünyada dahi ruhen, aklen, kalben ne yaparız? Allah'ın izniyle teneffüs edebiliriz. Evet. Kemal-i şefkatle getirdiği ahkam ve sünnet-i seniyesiyle tedavi edip merhem vuran şefkatperver bir zatın bedihi şefkatini inkar etmek ve göz ile görünen rehfetini ittiham etmek derecesinde onun sünnetinden ve tebliğ ettiği ahkamdan yüzlerinizi çevirmek ne kadar vicdansızlık, ne kadar akılsızlık olduğunu biliniz. Ya bak şimdi sünnetten uzaklaşmak, ya sünnete muvafık hareket etmemek, bak sünnet-i seniyeden yüzünü çevirmek ne diyor? Ya nasıl bir vicdansızlık, ne kadar nedir? Dehşetli bir akılsızlıktır. Evet. Ve ey şefkatli Resul ve ey refetli Nebi, eğer senin bu azim şefkatini ve büyük refetini tanımayıp akılsızlıklarından sana arka verip dinlemeseler, merak etme. Semavat ve arzın cünudu, taht-ı emrinde olan, arş-ı azim-i muhitin tahtında, saltanat-ı rububiyeti hükmeden, Zat-ı Zülcelal sana kafidir. Hakiki, muti taifeleri senin etrafına toplattırır, seni onlara dinlettirir, senin ahkamını onlara kabul ettirir. Evet. Evet, şeriat-ı Muhammediye ve sünnet-i Ahmediye'de hiçbir mesele yoktur ki müteaddit hikmetleri bulunmasın. Bu fakir, bütün kusur ve acizimle beraber bunu iddia ediyorum ve bu davanın ispatına da hazırım. Hem şimdiye kadar yazılan 70-80 Risale-i Nuriye, Sünnet-i Ahmediye'nin ve Şeriat-ı Ahmediye'nin, Şeriat-ı Muhammediye'nin aleyhissalatü vesselam meseleleri ne kadar hikmetli ve hakikatli olduğuna 70-80 şahidi sadık hükmüne geçmiştir. Eğer bu mevzuya dair iktidar olsa, yazılsa 70 değil belki 7000 risale o hikmetleri bitiremeyecek. Şimdi burada bir kanun var. Yani işte, televizyonu ilk defa icat etti. Bak, kendi fikrinin neticesi çalıştı 20 sene 30 sene. Televizyon şimdi çalışıyor. Şimdi televizyonun
mükemmel çalışması. Eğer televizyon bozulursa, bozuksa ses gidiyor, suret bozuluyor, cereyan kesiliyor. Ondan sonra tam hatları bağlayamazsanız infilak ediyor, patlıyor ve gidiyor. Şimdi bir televizyonu, değil mi? Kataloğundaki nitelik ve özelliklere göre kurar, tanzim ve tertip edersek, o televizyon salamet, hakkat noktasında sıhhat üzerindedir. Niye? Çünkü kataloğundaki ölçülere göre tanzim edilmiştir. Ama bir adam, değil mi, teknikten anlamıyor, kataloğu da bilmiyor, kendi kafa feneriyle prizleri değiştirse, düğmeleri farklı şeylere taksa ne olur? Bak, o televizyon bozulur. Ses de gider, suret de gider, belki de infilak edebilir. Şimdi sünnet-i seniyenin kaynağı nedir? Kur'an'dır. Şu güzel kainatı yaratan Allah'ın. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın kainattaki hallakiyetine bakın. Ne kadar güzel. Ya, ne kadar hikmetli. Ne kadar rahmet ve merhamete medar hallakiyetin sırları, hikmetleri, rahmet ve inayetleri var. İşte şu güzel kainatı ve şu kainat içerisinde bütün alemlerin özü ve özeti olan insanı yaratan Allah'ın, değil mi? Allah'ın emirlerinin manevi kataloğu hükmündeki hüküm nedir? Allah'ın ahkamıdır. İşte Kur'an. İşte Kur'an'dan telemmi eden, Kur'an'ın kutsiyetinden gelen, Kur'an'ın fiili hayata yansıması demek olan sünnet-i seniye ki nedir? Edeptir, istikamettir, hayatın kemalına kuvvet eder. İşte her mümin sünneti hayatına esas yaparsa Allah'ın izniyle sünnet-i seniyenin her meselesi hayatın geniş tabakalarından, dar dairesinden, kalp dairesinden, ruh dairesinden, akıl ve nefis dairesinden ta içtima hayatın en geniş boyutlarına kadar hayatı teskin edecek, istikamete kuvvet verecek, beşerin itidarına, istikametine rah-ı necat olacak esaslar, ölçüler, prensipler sünnet-i senede nedir? Mühim demiştir elhamdülillah. Evet. Onu dedi. İşte usta da ne diyor? Bak ben diyor işte yazdığım bütün eserlerimde iktidarım olsa 70 değil belki 7000 eser yazarsam o sünnete medar hikmetleri yazmakla bitiremem. Kendi müşahadatıyla yazdığı eserler, sünnet-i seniye medar hayatın güzelliğini hayatında fiilen sergilediği için, değil mi? İlmi rusuyet noktasında meseleleri çok güzel tahlil etmiş olduğu için, eğer her bir mesele sünnetin, risaletin risaletine delil, sünnet-i seniyenin de sadık ve fıtrata tam mutabık olduğunun neyidir? Şahitleridir. Eğer elden gelse, iktidar olsa diyor, 70 değil, belki 7000 risale sünnetteki o hikmetleri bitiremeyecek. Evet. Hem ben şahsımda bin müşahede ve zevken belki bin tecrübatın var ki mesail-i şeriatla sünnet-i seniye düsturları emraz-ı ruhaniyede ve akliyede ve kalbiyede hususan emraz-ı içtimaiyede gayet nafi birer devadır bildiğimi. Bakın burada sayıyor, bakın emraz-ı ruhaniyede ruhlardaki marazlar, hastalıkları izale edecek nedir? Bak, ruhun inbisatına, ruhun inşirahına, bak, ruhun telezzüz ve lezzetine medar düsturlar, ölçüler sünnette var mı? Var. Demek emraz-ı ruhaniye bir, akliyede, akıldaki marazlar, başka, kalbe gelen hastalıklar, marazlar, illetlere ve özellikle içtimai hayatın tanzim ve tertibinde, insanlar arasındaki münasebetin hakimane tesisinde, evet, sünnet-i seniye nedir? Fevkalede nafi hayatlar bir devadır. Elhamdülillah. Evet.
Ve onların gayet yerini, nafi birer devadır. Ve onların yerini oku. Ve onların yerini başka felsefi ve hikmetli meseleler tutamadığını, bil müşahede kendim hissettiğimi ve başkalarına da bir derece risalelerde ihsas ettiğimi ilan ediyorum. Bakın ilan edin diyor, evet. Duyuruyorum, evet. Evet. Bu davamda tereddüt edenler Risale-i Nur eczalarına müracaat edip baksınlar. Evet. Yani sünnet-i seniyeye ittiba etmenin neticesi sadece uhrevi değil, aynı zamanda dünyevi hayatımızın tanzimidir tabii, de diyebilir miyiz abi? Tabii içtimai hayat diyorum. İçtimai hayatın arızalarına çare, deva ve gıda nedir? Sünnettir ya. Yani sünnet hem zaten ebedi ve manevi hayatımızın kemaline hizmet ettiği gibi dünyada da muadalet de, hikmet de, şefkat ve merhamet de, insanlar arasındaki rabıtayı, hak ve hukuku, şefkat ve merhamet de hırsla muhafaza etmiş olduğundan dolayı sünnet-i seniyenin meseleleri hayatın tanziminde de ümmete ve hatta bütün insaniyete nedir? Bir rehberdir, bir önderdir, bir düsturdur. Ama tabii almak, yaşamak, yaşatmak. Bu manaya liyakat kesbetmek de lazım ve elzemdir. Evet. Bu davamda tereddüt edenler Risale-i Nur eczalarına müracaat edip baksınlar. İşte böyle bir zatın sünnet-i seniyesine elden geldiği kadar ittibaya çalışmak ne kadar karlı ve hayat-ı ebediye için ne kadar saadetli ve hayat-ı dünyeviye için ne kadar menfaatli olduğu kıyas edilsin. 9. nükte, sünnet-i seniyenin her bir nev'ine tamamen bil fiil ittiba etmek, ehassa havassa dahi ancak müyesser olur. Ona bil fiil olmasa da bin niyet, bil kast, taraftarane ve iltizamkarane talip olmak herkesin elinden gelir. Şimdi bu noktada önemli. Yani sünnet-i seniyenin tamamını bil fiil ittiba etmek herkesin şeyi değil, gücü ve takatı yetmez, değil mi? Kim ehas havasa da ancak ne olabilir? Bir kısmına müyesser olabilir ama bir fiil olmazsa bile, bakın yani burada önemli, bir niyet, bir kast, taraftarana, iltizamkarana talip olmak. Bak, yani burada ahkamı yaşamasa bile, sünneti yaşamasa bile, sünneti hak bilmek, hakikat bilmek, elden geldiği kadar niyetiyle, nazarıyla, cehdiyle, iltizamkarına taraftar olmak, niyet dairesinde, kas dairesinde taraftarını sünnete temessük etme noktasında iş dünyasını, iş alemini sünnet-i seniyeye muvafık ve mutabık, makes ve ayna kılmak derecesine nispeten her Müslümandan az çok elinden gelebilir mi? Gelir elhamdülillah. Evet. Farz ve vacip kısımlara zaten ittibaya mecburiyet var. Ya bunlar açık. Farz ve vaciplere zaten Müslüman ne yapması lazım? İttiba etmesi lazım. Evet. Ve ubudiyetteki müstehap olan sünnet-i seniyenin terkinde günah olmasa dahi büyük sevabın zayiatı var. Evet. Tayirinde ise büyük hata vardır. Adat ve muamelattaki sünnet-i seniye ise ittiba ettikçe o adat ibadet olur. Etmese itap yok. Fakat Habibullah'ın adab-ı hayatiyesinin nurundan istifadesi azalır. Demek ki yani farz ve vacipler zaten ittibada mecburiyet var. Adaba medar ahvalda ittiba etmezse ahirette bir itap yok ama Peygamberimizin edebi hayatıyla, adab-ı hayatisiyle hayatlanmak. Yani işte Resulullah nasıl yedi, nasıl içti, nasıl oturdu, nasıl konuştu, muamelatı nasıldı,
fikri, etvarı, ahvali ne şekildeydi bakın. Bunları aklımızda, kalbimizde, ruhumuzda yoğunlaştırdığımız nispette bizim hayatımız daha nurlu, daha kamil, daha sadıkane, daha halisane ve kabuliyet ve makbuliyete medar masariyet noktasından indi ilahide inşallah daha kıymetdar ve daha hakikattar olabilir. Bu cihette de elden geldiği kadar, değil mi? Peygamberimizin adaba, örfe, medar sünnetlerini de ihya etme noktasından gayret göstermemiz gerektir. Evet. Ahkam-ı ubudiyette yeni icatlar bid'attır. Bid'atlar ise el-yevme ekmeltü leküm dineküm sırrına münafi olduğu için merduttur. Fakat tarikatta evrat ve eskar ve meşrepler nevinden olsa ve asılları kitap ve sünnetten ahzedilmek şartıyla ayrı ayrı tarzda, ayrı ayrı surette olmakla beraber mukarrer olan usul ve esasat-ı sünnet-i seniyeye muhalefet ve tayir etmemek şartıyla bid'a değillerdir. Lakin bir kısım ehli ilim bunlardan bir kısmını bid'aya dahil edip fakat bid'ayı hasene namını vermiş. İmam Rabbani Müceddide Elfisani radıyallahu anh diyor ki, ben seyri sülükü ruhaniyede görüyordum ki Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'dan mervi olan kelimat nurludur. Sünnet-i seniye şuayı ile parlıyor. Ondan mervi olmayan parlak ve kuvvetli vitleri ve halleri gördüğüm vakit üstünde o nur yoktu. Bu kısmın en parlağı evvelkinin en azına mukabil gelmiyordu. Bundan anladım ki sünnet-i seniyenin şuağı bir iksirdir. Hem o sünnet nur isteyenlere kafidir. Hariçte nur aramaya ihtiyaç yoktur. Evet. Evet. İşte böyle hakikat ve şeriatın bir kahramanı olan bir zatın bu hükmü gösteriyor ki sünnet seniye saadet-i dareynin temel taşıdır ve kemalatın madeni ve menbaıdır. Allahümme rzukna ittiba'a sünnet-i seniye. Rabbena amennâ bimâ enzelte ve tebe'ana resûle fektübnâ ma'aşşâhirin. 10. nükte. Kul in kuntum tuhibbunallaha fettabi'uni yuhibbukumullah ayetinde icazlı bir icaz vardır. Çünkü çok cümleler bu üç cümlenin içinde derc edilmiştir. Şöyle ki şu ayet diyor ki Allah'a celle celaluhu imanınız varsa elbette Allah'ı seveceksiniz. Madem Allah'ı seversiniz, Allah'ın sevdiği tarzı yapacaksınız. Ve o sevdiği tarz ise Allah'ın sevdiği zata benzemelisiniz. Ona benzemek ise ona ittiba etmektir. Ne vakit ona ittiba etseniz Allah da sizi sevecek. Zaten siz Allah'ı seversiniz ta ki Allah da sizi sevsin. Ne bakın bu ayetin hükmü açık. Ayet bak, adım adım Müslümanın mükellefiyetini, görev ve sorumluluğunu Cenab-ı Hak bak, bir ayetin içerisinde net ortaya koymuş bak. Hiç fazla tevil ve tefsire gerek yok. Bakın bir de oku. Ayet ne diyor ayet-i kerime? Bakın adım adım gidelim. Allah'a celle celaluhu imanınız varsa. Bu bir bak. İmanınız varsa. Ki var. Öyleyse varsa elbette Allah'ı seveceksiniz. Allah'a iman eden Allah'ı sever. Evet. Madem Allah'ı seversiniz Allah'ın evet. Sevdiği tarzı yapacaksınız. Ama bu da ikinci ölçü. Madem Allah'ı seviyorsan Cenab-ı Allah'ın sevdiği tarzı yapacaksın. Evet. Ve o sevdiği tarz ise Allah'ın sevdiği zata benzemelisiniz.
Allah'ın sevdiği tarz ne? Cenab-ı Allah'ın sevdiği zata benzemek. Evet. Ona benzemek ise ona ittiba etmektir. Peygamberimize ittiba etmek. Tebaiyet sırrıyla arkasından gitmek. Sünneti hayata merkez olarak yerleştirmek. Evet. Ne vakit ittiba etseniz Allah da sizi sevecek. Zaten siz Allah'ı seversiniz ta ki Allah da sizi sevsin. Evet. İşte bütün bu cümleler şu ayetin yalnız mücmel ve kısa bir mealidir. Demek oluyor ki insan için en mühim âli maksat Cenab-ı Hakk'ın muhabbetine mazhar olmasıdır. Bu cümleye bakın. İnsan için evet. En mühim âli maksat nedir? Âli maksat evet. Cenab-ı Hakk'ın muhabbetine mazhar olmasıdır. Evet. Bu evet. Ayetin nasıyla gösteriyor ki o matlab-ı âlânın yolu Habibullah'a ittibadır ve sünnet-i seniyyesine iktidadır. Ölçü belli. Esas ortaya konuldu. Evet. Bu makamda üç nokta ispat edilse mezkür hakikat tamamıyla tezahür eder. Evet. Birinci nokta, beşer fıtraten şu kainatın halikına karşı hadsiz bir muhabbet üzerine yaratılmıştır. Çünkü fıtrat-ı beşeriyede cemale karşı bir muhabbet ve kemale karşı perestiş etmek ve ihsana karşı sevmek vardır. Yani muhabbetin üç kaynağı değil mi? Yani bir insan bir şeyi niye sever? Ne diye sever? Cemal. Eşanın zatındaki, suretindeki, yani bu sevgiyi biraz daha şumullü kainattaki eşya ve unsurlara dikkat alarak şekilde ifade edersek şöyle bir mana, şöyle bir mantık ortaya çıkıyor. Sevginin kaynağı nedir? Muhabbetin kaynağı. Şimdi bu kelamın sıyak ve sıbıkı içerisinde baktığımız zaman sevginin üç tane kaynağı var. Biri ne? Cemal. Bak. Güzelliğe karşı insanın fıtratında ne var? Muhabbet var. Bak. Güzel bir gülü, bir laleye bakıyorsunuz. Çok güzel. Dağlara bakıyorsunuz, bahçelere bakıyorsunuz. Cenab-ı Hakk'ın yarattığı antika sanatlara bakıyorsunuz. Bak, insan fıtratında cemale karşı muhabbet var. Bu bir. Bir de kemal. Adam öyle güzel bir sanat eseri yapmış ki. Akılların, hayalin fevkinde. Ya nasıl bir sanat, nasıl bir estetik, nasıl bir güzellik, ya nasıl bir nakış, nasıl bir kemalat. İşte insan fıtratında kemala karşı ne var? Perestiş var. Bu da etti ki. Üçüncüsü, el insanı abidül ihsan. İnsan, ihsanın neyidir? Kuludur. Bir insandan bir iyilik görseniz onu ne yaparsınız? Bak, o iyilik sahibini seversiniz. Buna muhabbet gösterirsiniz. İhsanın derecesi nispetinde sizin sevginiz, muhabbetiniz de ziyadeleşir. Şimdi bu üç kaideyi, değil mi? Kemal manada düşünürsek, cemal, kemal ve ihsanın derecatına göre, derecesine göre, demek cemal ne kadar cemil, ne kadar mücemmil ise, değil mi? Ziyadesiyle güzelse, kemal da ne kadar parlak ve nurani ise, ihsan da ne kadar ziyade ise, ala küllal o insan cemal, kemal ve ihsanın derecatı nispetinde onun muhabbeti, aşkı, hatta sevgisi, muhabbeti, muhabbet yoğunlaşır, aşka kadar gidebilir mi? Hatta aşkın en münta derecesine çıkabilir. Evet. Şimdi buradan hakikate geçersek, evet oku bakalım. Aşkın en münteha derecesine kadar gider. Hem bu küçük insanın küçük kalbinde kainat kadar bir aşk yerleşir. Evet.
Evet, kalbin mercimek kadar bir sandıkçası olan kuvve-i hafıza, bir kütüphane hükmünde binler kitap kadar yazı içinde yazılması gösteriyor ki, kalbi insan kainatı içine alabilir ve o kadar muhabbet taşıyabilir. Evet, işte insanın fıtratında var. Yani bu cümle çok düşündürücü. Yani bakın, her bu küçük insanın küçücük kalbinde kainat kadar bir aşk yerleşir. Şimdi bir çocuğu düşünün, dünyaya geliyor. Tabii aslında muhabbetin kaynağı ikidir. Birincisi Cenab-ı Hakk'ın zatını sevmek. İkincisi Cenab-ı Hakk'ın sıfat, şuunat ve ismine medar güzelliklerini sevmektir. Ama insan haddini aşıyor. Mecaz ne demektir? Mecaz bir şeyin mecrasından taşmaktır. Mecrasından uzaklaşmaktır. Mecaz. Şimdi muhabbet zat-ı ilahiye, esma ve sıfat-ı ilahiyenin malıdır. Ve çoğu insan bunu gasp ediyor. Nasıl gasp ediyor? Evvelen ve bizzat. Cenab-ı Allah'ı sevmesi lazım gelirken, bak, gasp ediyor, mecaz, kendi zatını seviyor. Kendine muhip oluyor. Kendini beğeniyor, kendini görüyor. Kendine aşık oluyor. Kendiyle divane olup gidiyor. İkincisi, Cenab-ı Hakk'ın, ikinci muhabbet, Cenab-ı Hakk'ın isim, sıfat ve şuunatına medar, tecelliyatı sevmek lazım gelirken, o zaman insan içindeki bu ikinci muhabbeti dağıtıyor. Bağına, bahçesine, çiftine, çubuğuna, varlığına, devletine, servetine, onları da böyle ne yapıyor? Dağıtıp götürüyor. Şimdi bir ırmağı getir, şeye, büyük sahraya, çöle bırak. O çölün susuzluğu içerisinde o ırmak çölden geçerken ne olur? Buharlaşır ve gider. Demek insanın kalbinde, bakın insanın kalbinde kainat kadar bir aşk yerleşir. Şimdi bu aşkı mesela nasıl ifade edebiliriz? Çocuk kalkıyor, annesini seviyor. Annesini seviyor. Kardeşini seviyor. Biraz da büyüyor. Oyuncaklarını seviyor. Değil mi? Mahallede arkadaşlarını seviyor. Okula gidiyor. Tahtası, sınıfı, silgisi, kalemini seviyor, hocasını seviyor, arkadaşlarını seviyor, büyüyor, genç oluyor. Ondan sonra ondaki sevgiye medar, sevginin tabakatı var. İşte enfüsten afaka doğru gidiyor. Vatan sevgisi, millet sevgisi, din sevgisi, bayrak sevgisi, değil mi? Hamiyete medar sevgiler, arkadaşlık, dostluk, evleniyor, çoluk, çocuk, yaşlanıyor, ihtiyar oluyor. Pir ifane oluyor, 90 yaşına geliyor, torunları var, torunların torunlarını seviyor, 5 dakika sonra ölecek. Bakın, bu adamda sevgi bitti mi? Tükendi mi? Yok oldu mu? Hayır. Bak. Son anda, 2 dakika sonra ölecek. Demek insanda öyle bir sevginin koordinatı var ki, bak, matematik tabirle ya, sonsuza ulaşıyor. İşte Allah'ı sevmek, ya Allah'ı tanımak. Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarına medar güzelliklere bakmak. Her bir esmanın sırlarında, envar ve esrarlarında kulaç atmak. İşte biz bu mana için yaratılmışız. Evet, şimdi bu cümleyi tekrar başa alalım. Şu küçük insanın kalbinde ne diyor oku? Kainat kadar bir aşk yerleşir. Yerleşir, evet. Evet. Kalbin mercimek kadar bir sandıkçası olan kuvve-i hafıza, bir kütüphane hükmünde binler kitap kadar yazı içinde yazılması gösteriyor ki, kalbi insan kainatı içine alabilir ve o kadar muhabbet taşıyabilir. İşte hafıza bunun bir misali, örneği bakın. İslam tarihinde aşağı yukarı 500 Kur'an kadar kitap ezberlemiş alimler gelmiş yani bakın. Hafızanın cevalan sahası. Böyle. Evet. Kalbin vus'at ve imbisatına medar güzellikleri, sevgiyi de böyle düşünebiliriz. Evet. Madem fıtrat-ı beşeriyede ihsan ve cemal
ve kemale karşı böyle hadsiz bir istidadı muhabbet vardır. Ve madem bu kainatın Halik'i kainatta tezahür eden asarıyla bilbedahe tahakkuku sabit olan hadsiz cemali mukaddesi bu mevcudatta tezahür eden nukuş-u sanatıyla biz zarure sübutu tahakkuk eden hadsiz kemali kutsisi ve bütün zihayatlarda tezahür eden hadsiz enva-ı ihsan ve inamatıyla bil yakin ve belki bil müşahede vücudu tahakkuk eden hadsiz ihsanatı vardır. Ya bak şimdi Cenab-ı Hakk'ın kainatta hadsiz ihsanatı var ya bak. Kainatın kuruluşundan beri rahmet, inayet, ihsan ve lütuf sağanak gibi ne yapıyor? Ya, üzerimize yağıyor. Bitiyor mu? Tükeniyor mu? Nasıl bir ihsanat? Allah'ın sanatına bakın. Sanat-ı ilahiyedeki kemalata bakın. Asarı ile sonsuz cemalini, hadsiz kemalatını, namütenahi, bitmemeyen, tükenmeyen ihsanatını, ikramını değil mi? Gözlere gösteren Cenab-ı Hakk'ın bu vasıf ve sıfatlarına karşı hakiki insan lakayt kalamaz. Demek madem insan bütün mahlukatın, yani burada şimdi külli ihsanat var, külli cemal var, külli kemalat var. Peki bütün zişuurların, şuur sahiplerinin içerisinde bu külli kemalata muhatap olacak camiyet kime verilmiş? İnsana verilmiş. İşte insan Cenab-ı Hakk'ın cami isminin tecellisine mâkez ayna. Peki bütün Allah'ın ihsan ve keramına, lütuf ve inayetine, yerde, gökte, karada, denize yaratılan ne kadar mahlukat varsa Allah'ın kerem, ihsan ve inamına en muhtaç mahluk kim? İnsan. Şimdi bütün ihsanlar bizim başımıza bağlanmış. Değil mi? İhsanın temerküz noktası insan. İhtiyaç noktasından bakınca Allah'ın bütün nimetlerine, bütün mahlukat içerisinde en ziyade müştak, iştiyak ve ihtiyaç sahibi olan kim? İnsan. Peki Cenab-ı Hakk'ın asar-ı sanatını, inam ve ikramını tefekkür edecek, tezekkür edecek donatım kimde var? İnsanda var. Bütün nimetlere karşı iştiyak duymak vasıf ve sıfatı kime verilmiş? İnsana verilmiş. Demek şimdi bu dört meseleyi dikkate aldığımız zaman insanın camiyeti bir, ihtiyacının ziyade olması iki, tefekkür derinliği üç ve iştiyakının sonsuz olması gösteriyor ki demek Cenab-ı Hak beşerden bu verdiği nimetlere mukabil ne istiyor? Ya. İşte Allah'ı seveceksin. İşte Allah'ı bileceksin. İşte Cenab-ı Allah'a medyuna şükran olacaksın. Senin sevdiğin, lezzet aldığın, teveccüh ettiğin ve sürekli arzu ettiğin ne varsa sevdiklerin, ister enfusu, ister afaki olsun, yerde ve gökte, neyi beğeniyorsan, neyi seviyorsan onları yaratan, tanzim eden, başımıza bağlayan ve bu ihsanı kainatın kuruluşundan beri dünyada devam ettiren ve bu ihsanın külli açılımı için hayat-ı bakiyi, cenneti, cenneti firdevsi, cennetleri yaratan, likaya ve insanı rüyete mazhar kılan bir zatı, Cemil-i Zülcemal'i sevmek elbette beşer fıtratında en önemli bir mazhariyet, en yüksek bir kemaldır. Cenab-ı Hak bu kemaldaki payımızı ziyadeleştirsin. Evet. Elbette zişuurların en camii ve en muhtacı ve en mütefekkiri ve en müştakı olan beşerden hadsiz bir muhabbeti iktiza ediyor. Evet, her bir insan o Halik-i Zülcelal'e karşı hadsiz bir muhabbete müstait olduğu gibi o Halik dahi herkesten ziyade
cemal ve kemal ve ihsanına karşı hadsiz bir mahbubiyete müstahaktır. Hatta insanın müminde hayatına ve bekasına ve vücuduna ve dünyasına ve nefsine ve mevcudata karşı türlü türlü muhabbetleri ve şedid alakaları o istidadı muhabbeti ilahiyenin tereşühatıdır. Ya evet, hatta oku. Hatta insanın mütenevvi hissiyatı şedidesi o istidadı muhabbetin istihaleleridir ve başka şekillere girmiş reşhalarıdır. Ya. İşte insan ne yapıyor? Bak, iradesiyle, arzularıyla, dünyaları zevkleriyle o Allah'ın zatına, esme ve sıfatlarına medar verilmesi lazım gelen muhabbeti ne yapıyor? Dağıtıyor. Bağıdır, bahçesidir, çiftidir, çubuğudur. Gömleğidir, elbisesidir. Köşküdür, sarayıdır. Saygısı. Yani ahir zamanın, değil mi, ihtiyaçların bolluğu nispetinden bakınca, bakın kalbi insan nereye takılıyor? Nelere teveccüh ediyor? Ya. Demek yani burada muhabbetimizi ya tek bir noktaya temerküz ettirmek. Değil mi? Ya. İşte ihlas sırrı, hasr manası. Yani biri iste, ya biri bil, biri çağır, biri gör, ya başkaları görmüyor. Ya. Biri çağır, ya. Kimden medet isteyeceksin, kime yalvaracaksın, kimi seveceksin? Sevgiye kemal manada layık olan nedir? Mutlak, mutlak, bakın mutlak. Namitenayi sonsuz cemal, kemal, ihsan ve kerem sahibi olan Cenab-ı Allah'tır ya. Ya. İşte küçük çocuklar gibi, değil mi? Ufak küçük bebeğin önüne veriyorsun 3-5 tane şey, oyuncak, onunla kendini avutuyor. Dünya ve içindeki emtaa, değil mi? O saltanat da olsa, o devlet de olsa, o servet de olsa, o saraylar olsa, o köşkler olsa, o dünyanın en müzeyyen nimetleri dahi olsa, hakikat noktasında Anadolu tabirle onlar nedir? Cincik ve boncuktur ya. Değmez ki alınsa, çürük maldır bu çarşıda, öyleyse geç, geç ya. Ya veçini Allah'a çevir, Allah'a yönel. Beka, bekada lika, likada saadet, saadette devam, devamda kıvam istiyorsan yolu nereden geçiyor? Ya Allah'ı bilmekten, Allah'ı sevmekten, ya Cenab-ı Allah'a itaat-ı infiyattan geçiyor. Evet. Malumdur ki insan kendi saadetiyle mütelezziz olduğu gibi alakadar olduğu zatların saadetleriyle dahi mütelezziz oluyor. Ve kendini beladan kurtaranı sevdiği gibi, sevdiklerini de kurtaranı öyle sever. Bir de burada insan, tabii medeni, anası var, babası var, kardeşi var, gönül dostları var. Paylaştığı hakikatleri, marifetleri, fikirleri, davayı, hamiyet ve gayretiyle yüklendiği etrafında çevresi var. O saadet ve sururu, o nimet ve o ihsanın devamını o gönül dostlarıyla da beraber paylaşmak istiyor mu? İstiyor. Bu da insan fıtratında var. Yani insan cennete girerken tek başına gitmiyor ya, girmiyor bak. İşte bütün peygamberler, bütün evliyalar, asfiyalar, bütün gönül dostları, arkadaşlar, hasbi, dine, imana çalışan insanlar derecesi nispetinde o nimete masariyet halidina fiha ebede sırrıyla hayat-ı bahkede inşallah ne olacak? Devam edecek. Demek ki insan kendi saadetiyle mütelezzit olduğu gibi alakadar olduğu bütün insanların saadetiyle nedir? Alakadar oluyor. Bu da insanın
camiyetine medar bir güzelliğidir. Paylaşım. Yani şimdi kuzuyu getir, pişir, fırına ver, git dağa, şu dağa çık, ormana çık, tek başına ye. Lezzet alamazsın yani bak. Paylaşım ne kadar güzel, muhabbet ne kadar güzel. Ya. Nimetli beraber, kendi saadeti yanında, diğer zatların saadetleriyle, nimetleriyle alakadar olmak, sevinmek ne kadar tatlı. Bu da insanın fıtratında var. Evet. İşte bütün bu halet ruhiye bizi nereye götürüyor? Oku. İşte bu halet ruhiyeye binaen insan eğer her insana ait enva-i ihsanat-ı ilahiyeden yalnız bunu düşünse ki benim halikim beni zulümat-ı ebediye olan ademden kurtarıp bu dünyada bir güzel dünyayı bana verdiği gibi ecelim geldiği zaman beni idam-ı ebedi olan ademden ve mahvdan yine kurtarıp baki bir alemde ebedi ve çok şaşalı bir alemi bana ihsan ve o alemin umum enva-ı lezaiz ve mehasininden istifade edecek ve cevelan edip tenezzüh edecek zahiri ve batini hasseleri, duyguları bana inam ettiği gibi çok sevdiğim ve çok alakadar olduğum bütün akarip ve ahbap ve ebnai cinsimi dahi öyle hadsiz ihsanlara mazhar ediyor. Ve o ihsanlar bir cihette bana ait oluyor. Zira onların saadetleriyle mesut ve mütelezziz oluyorum. Bak insanın alakadar olduğu akrabaları var, ahbapları var, ebnai cinsi var. Onlar nimete mazhar olduğu zaman sanki o nimetleri insan sanki kendine mâkes bulmuş. Sanki kendisine verilmiş gibi lezzet alıyor mu? Alıyor. Demek insan gönül dostlarının saadetiyle mesut ve mütelezzi oluyor mu? Oluyor. Madem oku. Madem el insanu abidül ihsan sırrıyla herkeste ihsana karşı perestiş var. Elbette böyle hadsiz ebedi ihsanata karşı kainat kadar bir kalbim olsa o ihsana karşı muhabbetle dolmak iktiza eder ve doldurmak isterim. Ben bilfiil o muhabbeti etmezsem de bil istidat, bil iman, bin niye, bil kabul, bil takdir, bil iştiyak, bil iltizam, bil irade suretinde ediyorum diyecek ve hakeza. Cemal ve kemale karşı insanın göstereceği muhabbet ise icmalen işaret ettiğimiz ihsana karşı muhabbete kıyas edilsin. Bu bil istidat, bil iman, bil niye, bunlarda bir mertebe mi söz konusu abi? Yani böyle tabii. Kuvvetliden zayıfa doğru mu? Yani mesela şimdi ihsana karşı muhabbet, değil mi? Şimdi burada ne? Bir istidat, değil mi? İnsanlar istidadının açılımı nispetinde ne yapar? Muhabbet eder, değil mi? Mesela siz edebiyatçısınız, değil mi? Fuzuli'nin kastesini okuyorsunuz. Eğer işte görüyoruz adam doçent olmuş, Fuzuli'nin kastesini şerh etmekten aciz. Karşımda duruyor. Şimdi bak istidat nakıs ve noksan oldu mu adam doçent de olsa Fuzuli'yi adam inceliyor, profesör oluyor. Bak istidadın açılımı. Demek bir Müslümanda muhabbete, marifete, ya ihsana, cemal ve kemale medar istatlar açıldığı nispette o istatların açılımı nispetinde ondaki muhabbet, uhuvvet, aşk, alakadarlık, hayatı baki manasında istikamet ciddiyeti ve muhabbete medar güzellikler kemal derecesine yürüyor. İşte istatlarımızı istadımız nispetinde istiyoruz değil mi? Öyle değil mi? Ha, istadımız nispetinde istiyoruz. Başka? Bil iman. Olsaydı, iman. Değil mi?
imanın derecesi nispetinde insanın talebi de artıyor. Değil mi? Niyet, bak, insanı büyüten niyettir. Değil mi? Ahirette niyetlerimize mukabil ne var? Cenab-ı Hakk'ın ikram ve ihsanı var. Bakın, niyet küllidir, ibadet amel cüz'idir. Amel cüz'idir, niyet küllidir. Niyetin büyüklüğü nispetinde Cenab-ı Hakk'ın ikram, ihsan, inayetine mazhariyet var. Takdirle, iştiyakla, iltizamla, irade ve bunların açılımı nispetinde insanın koordinatları açılıyor. Muhabbetullah'ta, marifetullah'ta, ihsan ve cemala, kemala karşı perestişte. İşte bunları demesi lazım. İşte herkes kabı kadar, kalıbı kadar, istadı kadar, aşkı kadar, iştiyakı kadar, iradesi kadar, kabulü, takdiri ve tahsini kadar cemaldan, kemaldan ve ihsandan hissesini alacak. Açılım bu. Zaten aslında biz dünyaya neye gönderildik? Tek kelimeyle istatlarımızı nemalandırmak için. İşte Müslümanın istidatlarının açılımının altyapısı nedir? Evvela iman, imandaki rusuhiyet. Sonra amel, tefekkür, istikamet, günahlardan kaçınmak, ihtiyak, aczını hissetmek. Bak ya, istikamet de hizmet iman ve davayı Kur'an'ya ihtiyak. İşte bunlar için biz yaratılmışız. İstidatlarımızı aşmak, nemalandırmak için dünyaya gönderilmişiz. Ne kadar açabilirsek o kadar rahmete, o kadar inama, o kadar ihsana, o kadar hassiz cemal ve kemala medar güzelliklere, sofralara muhakkes aynı olacağız. Allah istatlarımızı açsın, inkişaf ettirsin inşallah. Evet. Amin. Kafir ise küfür cihetiyle hadsiz bir adavet eder. Hatta kainata ve mevcudata karşı zalimane ve tahkirkarane bir adavet taşıyor. O da tam tersi. Bak, imanın tam tersi. Ruhunu kirletmiş. Hain, adi, alçak. Bak, mütemerrit yani. Allah'ın düşmanı, Resulullah'ın düşmanı, hayrın düşmanı, iyiliğin düşmanı, güzelliğin düşmanı, kemalatın düşmanı. Adama bakıyorsun ya. Tamamen tefessü etmiş ya. Zerre kadar. Şimdi mesela bir elmanın içerisinde bıçağı açtım. Kurt olursa elma kurdudur. O tarafını atar yersin. Değil mi? Ama bir elma böyle tefessü etmiş. Sipsiyah. Parmağını böyle vuruyorsun. Patlıyor. İçerisi açılıyor. Toplinenin deliği kadar beyaz yok. Hepsi bozulmuş ve gitmiş. İşte kafir bu. Kemalata, güzelliğe, ihsana medar her şeyi kurutmuş. Bir de kemalin, cemalin, güzelliklerin düşmanı. Bak. En başta Allah'ın düşmanı, Resulullah'ın düşmanı, Kur'an'ın düşmanı, müminin düşmanı, güzel faaliyetlerin düşmanı. Bak. Görmüyor, bak. İşitmiyor, duymuyor. İşte adamın kalbinde öyle zalimane, öyle kafirane vasıf ve sıfatlar var ki, dünyalar kadar iyilik yapsan görmüyor. İşte sümmün, bükmün, ümgün işte onlar ayetin beyanıyla kördür görmezler. Sağırdır işitmezler. Epkendir konuşmazlar. Cenab-ı Hak kafirlerin, mürtet ve münafıkların şerrinden de alem-i İslamiyeti, memleketimizi, devletimizi hüfze muhafaza etsin. Kalbimizi, ruhumuzu, gönlümüzü marifetullah'ta, muhabbetullah'ta ziyade kılsın. Amin. Bi hürmeti Seyyid el-Mürselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.